Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Bugün kitabı okuyuşumuzu nasıl ilerletebiliriz? Kitabı okuyuşumuzu ilerletebilmek için hangi kaynaklardan faydalanabiliriz konusuyla ilgili bir video çekeceğim. Size bazı önerdiğim ve önermediğim kitaplardan bahsedeceğim. Kitabı okumaya aşinalık kazanabilmek, bu kitabı okumalarında, videolarımızda yaptığımız gibi biraz daha seri hale nasıl getirebiliriz sorusunun cevabını birlikte aramaya çalışacağız. Öncelikle birinci kuralımız şu: kitabı okumayı ilerletmek istiyorsanız, bir mezar taşını gördüğünüzde kolayca okuyabilmek ya da bir tarihi yapının girişinde kapının hemen üzerindeki kitabeyi okuyabilmek için aşinalık kazanabilmek istiyorsanız, öncelik yapmanız gereken şey şu: bir kitapta ya da bir dergide bir kitabenin fotoğrafı, yanında bir Latinize edilmiş transkripti, hazırlanmış hali varsa karşılaştırarak bunu okuyacaksınız. Böylelikle gitgide ilerletebilirsiniz. Peki hocam, biz nereden bulacağız? Hem kitabe fotoğrafı hem de transkript hazırlanmış, Latinize edilmiş hali nereden bulunabilir? İşte bu videoda size kitabeler üzerine önereceğim kitaplarda bol bol bu tarz görselleri içeren kitaplar olacak. Bunlardan bazı hatalı kısımlarına dikkat etmenizi önererek ben özellikle seçtiğim güzel bazı kitapları üzerinden size tanıtım yapmak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, öncelikle hangi kitaplardan faydalanabiliriz? Ben önermediğim kitaplardan önerdiklerime doğru gideceğim. Önermediğim kitapları neden önermeyeceğim? Çünkü bazen kitaplarda çok hatalar yapılabiliyor. Bazen çeviri hataları Türkçe'ye çevirirken, bazen okuyuş hataları yapılabiliyor. Benim karşıma denk gelen kitabeler üzerine kitaplarda en az hatalı gördüklerimle gerçekten hatasını hiç görmediğim çok güzel hazırlanmış kitaplar var. Bunları size tek tek göstermek istiyorum. Şimdi kitabeler üzerine bir araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak ilk kitaplardan biri budur. İş Bankası tarafından yayınlanmış ama bu önermediğim kitaplardan. Niçin öneremiyorum? Bakın, bir İş Bankası yayını dahi olsa özensiz şekilde hazırlanmış bir kitap olabiliyor ve ne gibi hatalar yapılabiliyor ona şimdi göstereyim. Mesela YouTube videolarımda en çok söylediğim zaman, videosunu yaptığım zaman, "Hocam, onun doğru okunuşu öyle değil, böyle" diyerek beni düzeltmeye çalışan kişilerin alta yazdıkları yorum şu hadistir. Mesela bu tarih kitabelerde en çok karşımıza çıkan hadis: "Es-sultanu zillullahi fil ardi ye'vi ileyhi kullu mazlumin." Şimdi bu kitapta bu en sık geçen hadis dahi yanlış yapılmış. Mesela bakınız, "Ya valiyete kullu mazlum" demiş. Halbuki bu "ya valiyet" olması mümkün değil. Birincisi, bu Arapça bir kelime. "Ye'vi ileyhi", "ya valiyete" şeklinde okunması mümkün değildir. Bakın, bu bir Arapça okuma hatası burada yapılmış. İşin kötüsü, dediğim gibi, "Hocam, bu kitapta böyle yazıyor, siz yanlış okuyorsunuz" diye beni sürekli YouTube videolarımda eleştiren dostlarım oluyor. Onların işte öğrendikleri yer burası ama dediğim gibi kitap yanlış olunca herkes böylelikle yanlış oluyor. Bu Arapça bir okuyuş. Mesela aynı kitapta bir Farsça okuyuş hatası. Şimdi kitabelerde tamiyeli tarih dediğimiz bir şey vardır. Yani bir tarih düşürülürken bazen ebced değeri eksik ya da fazla çıkar o dizede. Bu yüzden yazar, yani o kitabı şeyin kitabenin şairi bize belirtir: şu kadar ekleyin, şu kadar çıkartın diye. Mesela bakın, burada şöyle bir hata yapılmış. Farsça'da deh 10 demektir. Deh düşünce hafıza tarih olur. Bire ehli meşrebe buma safa deneceği halde deh yerine, yani bu kitabeden 10 düşeceksiniz tarihini bulmaya çalışırken, D düşünce, yani D harfi düşünce gibi yazılmış. Bu Farsça okuyuşlara bir örnek hataydı. Şimdi bu kitap üzerinden hata örneklerini veriyorum ama ne gibi hatalar yapılabileceğine dair sizin de dikkatinizi çekebilmek için bunu yapıyorum. Mesela okuyuş hataları çok sık yapılmış bu kitapta. Okuyuş hatalarına bir örnek göstereyim. Şurada altını çizdim. Şimdi dikkat ederseniz, "Fi sebilillah" diye burada almış. Bu arada az önce bahsettiğim olay işte buydu. Bakın, yukarıda bir kitabe, altta Latinize edilmiş hali, Türkçe çevirisi, günümüz Türkçesi yapılmış hali. Bunları karşılaştırarak okumak çok faydalıdır. Ama hata içermeyen kitaplarda. Şimdi bakın, burada "hak nasip ede eger" demiş. "Hak
Hak, nasip, ide, ana olacak. Bu ana kelimesine yani ona anlamındadır ana. Eger şeklinde yapmış. Yine fiha tüsemma selsebila okuyuş hatalı. Yine bakın şuradaki saf siret teşnediller demiş. Halbuki saf meşrep teşnediller şeklinde okumak gerekiyor. Bunun gibi okuyuş hataları yapılabiliyor. Son örnekte şunu seçtim size. Çeviride nasıl hatalar yapılabilir? Şöyle hatalar yapılabiliyor bakın. Mesela yaptırıp aldığı duayı hayrı ahraru abid. Şimdi Osmanlıca metinlerde karşımıza çıkan bir husus vardır sevgili dostlar. Herkes demek için bazen şair iki zıt ifadeyi birlikte kullanır. Mesela genç yaşta herkes dua etti. Yani genç yaşlı demek orada herkes dua etti anlamındadır. Ya da ahraru abid. Aslında ahraru abid hür ve ibadet edenler değildir. Burada yine yazarımız hatalı çevirmiş. Çünkü abid köleler demektir. Ahrar hürler demektir. Yani burada hür köle herkes yaptırıp aldığı duayı hayrı yani hayır duasını aldığı kimin? Herkesin demek istiyor. Yani köle, hür, herkesin. Ya da bu bazen nasıl kullanılır? Bakın burada notlarımı da özellikle aldım. Mesela kitabelerde karşımıza şöyle çıkar. Bernavu pir. Yani genç yaşta herkes. Avamu has. Avamdan, özel insanlardan herkes. Ya da mesela şahu geda. Gerek padişah gerek köle. Bunlar herkes kelimesini ifade eden zıt kullanımlardır. Ama tabii abd kelimesi ibadet de aynı kökten geldiği için bakın burada hataen yazarımız hür ve ibadet edenlerin demiş. Bunun gibi hatalar var ama burada amacım bu kitap üzerinden kitabı eleştirmek değil ne gibi hatalar yapılabileceğini göstermek istiyorum. O yüzden bu mesela önermediğim kitaplardan bir tanesi. Önerdiğim kitaplara gelecek olursak. Mesela bakın son dönemde çıkan çok kaliteli güzel bir kitap. Osmanlı Epigrafisi. Burada bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yapılmış. Yani gayet net okunabilen bir kitabe görseliyle yanında transkriptinin hazırlandığı hal oldukça kaliteli. Bu fotoğrafların iyi çekilmesi de çok önemli. Bu sebeple bu Osmanlı Epigrafisi kitabını öneriyorum. Ancak bunda bir zafiyet var. Nedir o? Bu tarz bir kitapta ben isterdim ki şu olsun. Gayet güzel bir giriş bölümü hazırlanmış. Hazır bu kadar iyi hazırlanmışken isterdim ki bize her yüzyılda karşımıza sıkça çıkan ifadeleri ya da kalıpları özellikle belirtsin. Bunun için diyorum kitabı okumak aynı zamanda divan şiiri okumak demek. Divan şiiri de 16. 17. 18. 19. yüzyılda en sık kullanılan kelime ve ifade kalıplarını tanımamızı gerektiren bir husus içinde barındırdığı için mesela şunu yapabilirdi. 16. yüzyıl kitabelerinde ben bu kitabı hazırlamış olsaydım şöyle derdim. Atıyorum karşımıza en çok intikale diye başlayan formda gelir. Kitabelerde ise emara bi formunda şeyler gelir. Sonra 17. 18. yüzyılda zaten hep artık Türkçeleşme başlıyor. 14 ve 15. yüzyıllarda ağırlıkla Arapça kitabeler vardır. Türkçelerde ağırlıkla şu ifadeler kullanılır diye böyle kronolojik bir izah yapılabilirdi. Burada o yapılmamış ama en azından bolca kitabe üzerinden, görselleri üzerinden karşılaştırma yaparak okuyuşumuzu geliştirebilme imkanı bize tanınmış. Mesela burada Osmanlıca Edebi Metinler ve Arşiv Belgeleri kitabında da Osmanlı Epigrafisi kitabında olmayan güzel bir özellik var. O da nedir? Metnin kelimeleri çıkartılmış. Mesela bize atıyorum bir arşiv belgesinden örnek verilecek ya da kitabe örnekleri de var bu kitapta. Ne yapılmış? Transkripsi yapıldıktan sonra transkripsiyonu bakın buradan hem transkriptine bakıp hem orijinal metniyle karşılaştırarak okumanızı yapabiliyorsunuz. Hem de kelimeler çıkartılmış. Böylelikle sözlükten bakmanıza gerek kalmıyor. Ama benim size daha önce de yaptığım tavsiye şuydu. Unutmayınız telefonunuza mutlaka İlhan Ayverdi hanımefendiyi de hayırla yad ederek, rahmetle yad ederek onun hazırladığı kubbe altı lügatını telefonunuza uygulama olarak indiriniz. Akıllı telefonlarda çok pratik bir şekilde uygulamaya kelimeyi yazdığınızda özellikle Osmanlıca kelimelerde yani kubbe altı lügatı normalde Büyük Türkçe Sözlük adıyla matbu olarak basıldı ama içinde Osmanlıca arayacağınız çok pek çok kelimeyi bulabilirsiniz. Daha detaylı kelimeler için başka kamuslara da başvurabilirsiniz. Yine sevgili dostlar önereceğim kitaplardan Ali Rıza Özcan Beyefendi'nin bu konuda ehil bir kimse olduğu için gerek İstanbul'un yüzlerinde mezar taşı okumalarını gerekse İstanbul'un yüz kitabesini alıp buradan da karşılaştırma yaparak
okuyuşunuzu ilerletebilirsiniz. Ama bu kitabında ne yazık ki bir zafiyeti, hacmi biraz küçük olduğu için fotoğraflar çok küçük. Yani ben şuradaki latinize edilmiş haliyle orijinalini karşılaştırayım, ilerletebilmek için demek istediğinizde şöyle fotoğraflar genellikle küçük olduğu için zorlanabilirsiniz. Evet, bazıları büyük mesela. Bunlarda çok zorlanmazsınız ama çoğu kitabede küçük olduğu için biraz sıkıntılı. Özellikle önereceğim kitap, şu kitabı bulursanız mutlaka alın. Galiba yeni baskısı yok ama bir ikinci el kitaplarda falan bulursanız mutlaka alın. Neden? Şimdi bakın, bu İstanbul'un Çeşme ve Sibil Kitabeleri kitabında sağ olsun Esra Yavuz hanımefendi gezilerime de sıkça katılır. O hediye etti. Harika hazırlanmış. Neden? Şimdi bakınız, bu kitapta tam benim ilerletmek isteyenlere tavsiye edeceğim husus şu: hem koskocaman fotoğraflarla, çok da kaliteli çekilmiş fotoğraflarla kitabe konmuş, altına bakın transkripti hazırlanmış, yan tarafa da çok güzel bir şekilde Türkçe'ye çevrilmiş. O yüzden ilerletebilmek için en iyi karşınıza gelebilecek kitaplar bunlar arkadaşlar. Yani bu tarz kitap bulduğunuzda alın. Ben mesela şimdiye kadar gördüğüm en iyisi buydu. Bakın burada gayet net kitabe, hemen altında gördüğünüz gibi çok hoş bir şekilde latinize edilmiş ve günümüz Türkçesine çevrilmiş. İstanbul'un o büyük abidevi çeşmelerinin hepsi bakın gayet hoş bir şekilde hazırlanmış. Böylelikle çok güzel bir şekilde bu kitap vasıtasıyla kitabı okumanızı ilerletebilirsiniz. Ve çok güzel bir dergi. Bu derginin hala yayın devam ediyor mu bilmiyorum ama ben buldukça, gördükçe piyasada alıyorum. Bu dergi kitabı okumalarınızı ya da arşiv belgesi okumalarınızı ilerletebileceğiniz en iyi kaynaklardan bir tanesi. Neden? Çünkü bu Osmanlıca dergisi hazırlayanların ellerine sağlık. Çok kaliteli hazırlamışlar. Nasıl hazırlamışlar? Hem şöyle matbu yazı, hem rika yazılar üzerinden, bakın hatta şöyle çevirisi yapılmış olanların yanında kelime kelime altında latinize edilmiş halleriyle karşılıklı karşılaştırarak okuyabileceğiniz, sonra bakın kelimelerin yazılışlarının, tahlillerinin yapıldığı harika bir çalışma. O yüzden bu Osmanlıca dergisini bulduğunuz yerde kaçırmayın, alın. Kitabı okumalarınızı ilerletmek istiyorsanız internette de belki ulaşılabilir. Ben araştırmadım ama dostlarımdan araştıranlar yazarsa sevinirim, diğer dostlarımız da faydalansın. Bakın kitabelerde gayet güzel şekilde. Yani ne yazık ki bu çeşitli kitabe ve mezar taşı yazıları kısmını çok kısa tutmuşlar bu dergide. Keşke daha da uzun tutsalardı. Çünkü günlük hayatta biz arşiv belgeleriyle karşılaşmıyoruz ama en çok bu kitabelerle karşılaşıyoruz. Tarihi şehirlerimizde gezinirken. Bu sebeple bu dergiyi özellikle öneriyorum. Biraz daha okumayı ilerlettiğimizde, daha detaylı okumalar yapmak istediğimizde, tarihi mekanlarımızın üzerinde karşımıza çıkan yazılarla ilgili arkadaşlar, size birkaç da kaynak önereceğim. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Mimari Hadisleri kitabı çok iyi hazırlanmış bir kitap. Neden? Çünkü bu kitapta bakın hem en arkada tarihi yapılardan çekilmiş fotoğraflarıyla hadisler kategorize edilmiş ve hangi yapının üzerinde hangi hadis geçiyor, hangi yapılarda geçtiğinin yazılması da çok değerli. Mesela bakın bir hadis yazmış. Bu hadisin bulunduğu yer Edirne Eski Camii, kubbede çepeçevre birkaç defa diye de bize belirtilmiş. Bu sebeple işte bu tarz tarihi yapılarımızda hangi yazılar karşımıza çıkar? Bu Mimari Hadisleri kitabını bu sebeple öneririm. En iyi kitaplardan bir tanesi Abdülhamit Tüfekçioğlu tarafından hazırlanmış Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri yayınları arasında Erken Dönem Osmanlı Mimarisi'nde yazı. Bu hakikaten alanında yapılmış en kaliteli çalışma diyebilirim. Bu çalışmada çünkü bize en arkada bakın tarihi mekanlar üzerinden görselleri verilmekle birlikte, keşke bunlar bu kitabın arasında olsa daha da iyi olurdu. Çünkü okurken bir yandan en arkaya gidip bir daha dönüyorsunuz. Ama burada kitabelerin tahlilleri de yapılmış. Erken dönem Osmanlı mimarisinde işte Bursa'dan, Amasya'dan, Manisa'dan şehirlerim üzerinde kitabelerin hem okunuşları, hem anlamları, hem yazı karakterlerinin çok güzel değerlendirmesi de yapılmış. Sevgili dostlar, bir de piyasada bulabileceğiniz şu tarz kitaplar var. Bunlar nasıl işinize yarar? Şimdi sevgili Bedri Mermutlu hocamın hazırladığı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan bu kitaplarda Bursa'nın bütün hazireleri, hem Bursa Hazireleri adıyla hem de Emir Sultan, Pınarbaşı mezarlıklarının ayrı ayrı yayınlandığı bu kitaplarda mezar taşları, fotoğrafları çok kaliteli bir şekilde çekilmiş ve yan taraflarına bakın
siyah olduğu için belki görünmüyordur ama burada da transkripsiyonunun hazırlandığını, latinize edildiğini görebilirsiniz. İşte bunlar karşılıklı okuyarak Osmanlıca okuyuşunuzu ilerletebileceğiniz çok güzel kitaplardır. Ama o kitaptan daha iyisini de Türk Tarih Kurumu'nun bastığı Çanakkale kitabeleri. Şimdi bu daha da güzel. Neden daha da güzel? Burada bakın hem bir kitabe fotoğrafı konmuş, hem burada gördüğünüz gibi Arap harfleriyle ama daha matbu şekilde, düz bir şekilde, hem yanına latinize edilmiş hali, hem de mezar taşı ile ilgili çok değerli bilgiler de, süslemeleriyle ilgili, mermerinin, taşın kalitesi ve yapısı ile ilgili bilgiler de burada yazıldığı için bu kitabe, şey, bu kitap daha da güzel. Türk Tarih Kurumu'nun kitapları oldukça da uygun fiyatla satılıyor. Bu kitabın fiyatını gerçi hatırlamıyorum. Şimdi bakarsanız umarım beni hayal kırıklığına uğratmaz ama genellikle çok düşük bütçeli, herkesin böyle alabileceği ucuzlukta kitaplar, Türk Tarih Kurumu'ndan mutlaka bu kitabı sipariş edip mezar taşı okuyuşlarınızı ilerletebilirsiniz. Evet kıymetli arkadaşlarım, bu videoda şöyle özellikle bakabileceğiniz, önerdiğim kitabeler, kitabı okuyuşunuzu ilerletebilmek için önerdiğim ve önermediğim ama genellikle önerdiğim kitapları göstermiş oldum. Umarım fayda sağlarsınız. Hepinize selamlarımla.